işte arzu etmediler. Oraya girseydik veya tezkere girseydik bizim de orada söyleyecek sözümüz olurdu. Biz oraya girecektik, orada takip ettiğimiz olacaktı dediler. Birçoğumuz öyle düşündük hakikaten. Yani Türk ekonomisi çökecek falan dedik, korku içindeydik. Fakat öyle olmadı. Aksine Türkiye'nin Arap dünyasında İslam coğrafyasında saygını inanılmaz arttı. Ve Avrupa'da arttı. Ve şunu söyleyeyim. O sırada hasbelkader Başbakan Rıza Kalemdürüyü ve insan orada bazı şeyleri de görüyor, bazı şeyleri de söylemiyor ama şunu gördük. O sırada savaşın engellenmesi için de çok uğraş verdi Başbakanımız. Ne yaptı? Yeni bir inisiyatif başlatarak hemen bir Mart'ın kesin öncesinde, Şubat ayında, Ocak ayında bölge ülkelerini ziyaret etti. Savaşı engellemek için ne yapabiliriz diye. Arap ülkelerini ziyaret etti, İran'ı ziyaret etti, Irak'ın çevresindeki ülkeleri ziyaret etti. Hatta Irak Cumhurbaşkanı yardımcısını Türkiye'ye getirtildi. Gizli bir operasyonla hürriyet geçirdi. Uçak gönderildi. Nasser Yasin Ramazan Türkiye'ye getirtildi. Kardeşim aklınızı başınıza toplayın. Amerika girecek, tepemizden vuracak. Bir şey yapın. İsteklerinizi yüksek bir karşılayın. Yoksa hepimizin sonu kötü olacak. Hepimizin sonu kötü olacak. Bu intihar şeyinden, davranışından vazgeçin diye getirtildi. Görüyor musunuz? Ve bu kadar gayret gösterildi bu savaşın çıkmaması. Çünkü çok kan döküleceğini, çok acılar yaşanacağını herkes biliyordu. Ve olmadı. Bu savaşın engelleyemedi maalesef. Fakat sonuçlarını hala hepimiz çekiyoruz. En çok oradaki insanlar çekiyor. Bu Amerika'yla ilişkilerde eğer gelmiş olsaydık biz çok mu fayda sağlardık, o konuda hala tartışmalı. Fakat ama şeyi söyleyeceğim, savaşı engellemek için de çok uğraştık. Ve Avrupa'ya da gidildi o sırada. Brüksel'e gidildi, bazı Avrupalı devlet adamlarıyla görüşüldü. Ve hatta hiç unutmuyorum, Şirak, o zaman Fransız Cumhurbaşkanı, bakın dedi, şurası savaş masası dedi, şurası barış masası. Biz vurduk. Barışlılık. Eğer buraya giderseniz dedi, bizden Avrupa, AB'den, Avrupa Birliği şeylerini bir daha gözle geçeceğiz. Ama oraya giderseniz dedi, tabi çok sıkıntılar. Belki tabi ekonomik insentifler ve ekonomik şeyler veriyor aslında ama burada barış, burada ekonomik gelişme burada gelecek. Yani Batı da aslında bu savaşı hiç istemiyordu İngiltere vardı. İngiltere'nin de bunu yapmasının tabii başka nedenleri vardı. İngiltere'nin kıta Avrupa'sından farklı olarak Amerika'nın daha bir Anglo-Sakson ilişkisi varmış. O İkinci Dünya Savaşı'nda kurulmuş bir sorunmuş bir ilişki. İngiltere'nin veya Amerika'nın köklerinin İngiltere'den kaynaklanıyor olması gibi bir anlayış var. Ve Falkland savaşlarında Amerika'nın İngiltere'ye sağlamış olduğu olağanüstü lojistik desteğini falan unutmadığı için İngiltere, Amerika'nın da bu talebi kıramadı. Çünkü yarın bir gün yine böyle bir desteğe ihtiyacı olabilir diye düşündü. Ve bu savaşa katıldı. Bu savaşın sonuçlarından bir tanesi herhalde ilişkilerden savaşın doğmuş olduğu Kuzey Irak'taki güvenlik boşluğu. Bu ve orada PKK terörünün nerede bulması, yer bulması. Ve bunun da işte Türkiye'nin içindeki güvenlik problemine yarattığı ilave sorunlar. Ayrıca tasarısı Ermenilerin yapmış olduğu girişimler, bu
1915 olaylarına bir genosit olarak, soykırım olarak nitelendirmesi için uluslararası alanda yapmış olduğu çabaları taçlandıracağı en iyi yer Amerikan Senatosu veya Amerikan Kongresi olacak. Ve orada da Dış İlişkiler Komitesi'nde sağlamış olduğu üstünlük ve kongre üyelerinin 226 tanesinin desteğini sağlaması. O rezolüsyona 106 sayılı karara 226 büyük etkin kongre üyesinin imzalaması. Bu ne demektir? Böyle bir karar gelir de Dış İlişkiler Komisyonu'nda eğer senatoda oylanırsa, kongrede oylanırsa bunun geçme ihtimalinin çok yüksek olur. Bunun sonuçları ne olur? Bunun sonuçları çok vahim olabilir. Ama yani dünya biter mi? Bitmez tabii ki dünya. Onların da tekrar başka farklı mücadelelere girerse. Fakat Ermenilerin orada Amerika'da alacağı bir Amerikan Kongresi'nden alacağı bir zafer diğer ülkeler içinde, bugüne kadar kabul etmemiş ülkeler içinde bir örnek teşkil eder ve moral bir üstünlük sağlar ve arkasından da diğer talepler gelir. Nedir talepler? İşte tazminat talebi gelir. Vay şu kadar insanımızı öldürürüz, bu kadar insanımızı öldürürüz diye. Arkasından da toprak talepleri gelir tabii ki. Yani bunun gizlisi saklısı yok. Bu Ermeni kafası tam bir mazobist bir kafadır maalesef. Kendisine zarar vermekten zevk alan bir kafaları var. Yani düşünce yapıları var. Belki içine kapanmış olmanın etkisiyle yüzyıllardır öyle yaşıyorlar. O düşüncelerle Türkiye aleyhine takım hareketleri başlattılar ve bunu da Amerikan Senatosu'yla taşlandırmak istiyorlar. Fakat Türkiye'nin deli boşturmaz. Tabii Türkiye'de de büyük ayrıntılar sahip etti ki bu karar Senatoda onaylanmasın diye. Lobicilik faaliyeti yaptı. Bunun Amerika'ya sağlayacağı büyük zararlardan bahsetti. Yani Amerika'nın milli çıkarları, yani National Interest dedikleri, Amerikalılar bu konuda çok hassastır. Bir National Interest dediğiniz zaman akan sular durur. Bir de taxpayers money, yani vergi ödeyenlerin vergisinin parası dediğiniz zaman Amerika'da çok iş yaparsınız. Ve çok hassastırlar bu konularda. Yani bu ülkeler, bizim gibi ülkelerde, Azerbaycan'da vergi ödenmiş, ödenmek için falan gibisinden böyle çok sorun değil ama orada sentinin şeyini çıkartır. Çünkü sentine kadar, bırakın dolar sentine kadar adamın işini söke söke vergisini alıyorlar. O konuda da hassaslar. Ve bu dini çıkarınıza uygun değil diye Amerikalı arkadaşlar, sayın senatörler. Bakın bunun sonuçları çok vahim olabilir. 1915'te olmuş bir olay. 1915'te yaşanmış olan bir takım hadiseler ki bunu tek tarafa ağzını Ermeniler dislord ederek çarpıtarak açıklıyorlar, size anlatıyorlar. Hiç de öyle anlattıkları gibi değil. Ve o zaman olay olmuş bir olay. Şimdi kınayarak ve siz siyasiler, tarihçi olarak da değil, siyasi olarak bir karar alıyorsunuz. Ve bu Türkiye'yi kınıyorsunuz. Ve orada yarın genosit olmuş diyorsunuz. Bunun akla, mantıkla, bağdaşın ve ülkenin çıkarıyla, milli çıkarıyla alakası olmayan bir konu. Siz böyle bir karar almakla Türkiye'ye ve kendinize ne fayda sağlıyorsunuz? Bunu bir daha düşün. Ve bunun sonuçlarına katlanırsınız o zaman. Biz bölgede yaşayacağız. Ve Ermeniler de böyle bölgede yaşıyor. Ve ileride de yaşayacağız. Bunun Ermenistan'a hiçbir faydası olmayacak. Bunun size faydası olmayacak. Bunun bize faydası olmayacak. Üç tarafta da zararı olacak. Büyük zararı olacak. Bir, kararı siz geçirmekle neyi elde edeceksiniz? Bunu bize bir açıklar mısınız? Diye sordum. Tek tek senatörlere gidildi. Yahudi lobisi ile zaten var olan iyi diyaloğu daha da geliştirerek onlara da anlatıldı. Bunun bütün Orta Doğu bölgesi için büyük zarar alacağını. Türkiye'yi kaybederse Amerika bölgede dengeler çok değişir. Biz çok zarar görürüz, evet ama etrafımızda da çok zarar veririz. Bunun hesabı
Konseyi Başkanı, Kongre'nin sözcüsü Bayan Pelosi, şimdilik gündeme getirmedi, şimdilik oylamaya sunmadı ve sanırım bu sene de bu konuyu sunmayacak. Zira Amerika milli çıkartlarına bu uymuyor. Ne olacak? Bir kere İncirlik üstünden, sizin de bildiğiniz İncirlik üstünden Kuzey Irak'a halen büyük lojistik iman yapılmakta. Hastaları, yaralıları İncirlik üzerinden taşınmakta. Acil olanlar Türkiye'de tedavi görmekte ve daha sonra Almanya'ya sevk edilmekte. Bunlar hep bizim üzerimizden yapılır. Onlara bir herhalde biz de uçuşlar bir askıya alırız veya en azından bir teknik nedenlerden gecikmeler olabilir. Biliyorsunuz teknik gecikmeler her zaman aksaklıklar olabiliyor. Telefonlar halinde kesiliyor veya faxlarda, internette arıza olabiliyor. Uçakların bilmem yakın ikmalinde birden şeyler olabiliyor, aksaklıklar olabiliyor, tankerler yolda kalabiliyorlar, trafik sıkışıyor gibi nedenler çok. Öyle şeyler halinden olabilir. Ve bölge ülkeleriyle de ilişkilerinde büyük zarar nedeni olabilir. Çünkü madem Amerika o kadar yıllık dost ve bu dostluğu biz kolayla muhafaza etmedik. Yani biz Amerika düşmanı değiliz. Fakat milli çıkarlarımızı da düşünmemiz lazım. Siz de milli çıkarlarını düşünüyorsunuz. Onun için şu yerlerin tasarısının ne anlamı var diye hatırlatınca hakikaten ya böyle çok da acil bir şey değil. Buna da ne gerek var? Şimdi zamanı mı? Demeye başladılar. Eminim ileride yine getirirler gündeme. Çünkü üzerinde demokrasinin, Türkiye'nin üzerinde demokrasinin olmasına pek arzularlar. PKK sorunun yine aynı çerçevede bu 1 Mart tezkeresinin ucunu almak için. Fakat onu da hatırlattık. Yani Türkiye kendi dini çıkarlarını, kendi topraklarını dışarıda gelecek herhangi bir saldırgana karşı korumak zorunda, durumunda. Her ülke bunu yapar. Ve geçmişte hatta Amerika kendi ülkesinin o 2001 hadisesini biliyorsunuz 9-11 11 Eylül'deki kulelerin saldırısını galibim Afganistan'a buldu ve sınırlarının korunmasını, milli çıkarların korunmasını Afganistan'a ve Irak'ı bombalamakta buldu. O kadar sen uzağa gidip etrafı bombalıyorsun, çoluk çocuk öldürüyorsun kendi milli çıkarlarını korumak için. Bizde kapımızın dibimizde, kapımızın hemen öbür tarafındaki bir takım teröristlerin ülkeye giriş çıkışını biz kontrol etmeyecek miyiz kardeşim? Deyince o zaman, ya şu an orada da işte başka durumlar var, başka durum, başka durum, ben bunu sağlayacağım diye kararlılığını gösterince o zaman bir daha düşünmeye başladılar ve sonra başbakanımızla gidince Washington'a ve kararlılığınızı ifade edince şimdi iş birliği ne yönelmeler, benim o konularda sorularımız olacaktır. Amerika'yla ilişkiler güncel Türk tarihçi siyasetinde aktör meseleler. İşte bu ana aktör meselemiz buradayım. Diğer aktör mesele nedir? Ermeni tasarısı dışında. Türkiye'nin bölgedeki politikaları Orta Doğu'ya yönelik işte son ve tarihi bir olay yaşandı. İsrail Başbakanı'nın gelmesi, Mahmut Abbas'ın gelmesi, Filistin yönetiminin başındaki insanın ve Türkiye'de aralarında bir görüşme yapması ve her ikisinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapması, o da tarihi bir hadise. Ve bu Türkiye'nin bölge ülkelerinde ki saygınlığını ve ağırlığının göstergesi oluyor. Daha önce arkadaşlar ben bakanla birliğinde Arap ülkeleriyle ilişkilerimizde onların söylediği Türkiye NATO'nun uşağı Batılı ülkelerin kuyruğuna takılmış. Onlar ne yaparsa yapmaya çalışan şahsiyeti olmayan bir dış politika yürüten bir ülke olarak algılanıyorum.
Batı'ya döndük. Arkamızı unuttuk, imaj veriyordum. Sovyetler Birliği'ne, ilişkilerine, diğer Moskova'nın gözlüğünden her şeyi gören, diğer kardeşleriyle ilgilenen bir konumdaydı. Balkanlarda hiçbir etkisi ağırlığı olmayan bir konumdaydı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaten Irak, Suriye vesaireyle hiç dostluğu yoktu. Yunanistan'dan sürekli bir iddialış içindeydi. Bulgaristan'dan Sovyet döneminde getirmiş olduğu bir yönetim tarzıyla ilişkilerimizde başta olmak nedeniyle sınırlıydı. Dolayısıyla daha içine kapanmış ve Batı'nın ağzına bakan bir durumdaydı. Fakat bu değişti. 90 sonrası çok şey değişti. 2001 sonrası farklılaştı. Türkiye'nin güncel meseleleri tek bir güncel meselesi yok. Türkiye nereye elini atsa bir meselesi var. Kosova'da Türkiye var. O güncel bir mesele. Kosova'nın bağımsızlığı. Makedonya'da meselemiz var. Orada Türk nüfusu var. Ve orada sana bakan bir ciddi kitle, Müslüman bir kitle var. Hatta Hristiyan'a da sana bakıyor. Çünkü orası ekonomik olarak avuç altına alınmış veya sıkıntıya sokulmuş Yunanistan tarafından. Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkileri var, sıkıntısı var. Kıbrıs'ta sorunları var. Türkiye'nin Orta Doğu'yla yakın ilişkisi var ve oradayla güncel politikayı takip ediyoruz. İşte gerek Filistin'deki gelişmeler olsun, gerek diğer Orta Doğu ülkelerde olsun. İran'la ilişkileri bütün dünyayı ilgilendiriyor çünkü Amerika ve Batı ülkeler İran'la böyle onların nükleer programı, nükleer silah yapma projeleri var. Orada İran'la ilişkilerini askıya alsın, İran'la petrol almasın, gaz almasın gibi üstünde baskılar var. Fakat Türkiye bu İran'la 1649'dan beri sınırını değiştirmemiş ve çok dost olmasaydı bile en azından bir barış içinde yaşayan bir ülke. Ben ondan niye kötü olayım? İran'la ben çok sevmeyebilirim ama İran'a ben saygı duyarım. Ve dolayısıyla bizim kendi politikamızı bunu Batılılara da anlatmamız gerekiyor. Avrupa Birliği'yle ilişkiler çok güncel. Avrupa Birliği yolunda atacağımız adımlar herkesi çok ilgilendiriyor. Demokratikleşme hem iç sorunumuz hem dış sorunumuz. Avrupa Birliği'nin içinde tek tek ülkelerle ilişkilerimiz, bunlardan benim nazarımda en önemlisi Almanya'yla ilişkiler. Almanya'daki vatandaşlarımızın durumu. 4,5 milyon Avrupa'da insanımız var. Bunun 2,5 milyonu Almanya'da ve onların oradaki hayat şartları, oradaki vatandaşlık durumları, oradaki okumaları, eğitim ve çok yakından ilgilendiren bir ülke. Bu da Türkiye'nin güncel dış politika meselesi. Her bir konuyla ilgili olarak size birer saat konuşan yapabilirim. Tabii ki Orta Asya ülkelerine ve Kafkas ülkelerine de güncel ekonomik siyasi ilişkileri var. Ermenistan'la sorunu var. Sadece Ermenistan'la öğrendiğimiz ortak tarih komisyonu konusunda isterseniz şurada yarım saat konuşayım ve Ermenistan'la yaptığımız görüşmelerde neler değiştirdiğimizden bahsedebilirim. Yani çok heyecanlı olur, basın çok hoşuna gelir ama anlatmayacağım. Türkiye'nin bir Karadeniz'de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Karadeniz'deki askeri harekatlar ve Amerika Karadeniz'e nasıl girmek istediği konusunda konuşabiliriz. Karadeniz, 1992'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü kurulduğunda çok umutlar bağırıyoruz ama çok şey yapılamadı. Veya arzu edilen kadar yaptı. Fakat bir tane bunlar atıldı. Karadeniz Uyum Harekatı var. Karadeniz'deki işte askeri, asimetrik tehditler, doğrudan tehditler konularında tartışmalar var. Amerika'nın o bölgeye girmek istemesi. Girmiyor mu Amerika? Giriyor zaten. Monroe. Bağızlar Sözleşmesi'nden 1938 Bağızlar Sözleşmesi'nden doğan haklar var. Oraya üçüncü devlete girebiliyor.
olması yönünde ciddi baskı var. Onlardan işçilerimizi geliştirmesi yönünde yine hem Avrupa'dan hem Amerika'dan ciddi baskılar var. Altıdır güncel mesele. Rusya'yla ilişkiler, Rusya her zaman bir ezeli, ebedi bir düşman olarak görülürdü. Öyle büyüdük, öyle okuduk tarihte ve yüzyıllar boyunca tarihlerimizi incelerseniz, 500 yıllık bir tarihimizi incelerseniz Rusya'yla, Osmanlı'yla, Türk'ün ilişkilerine her zaman savaş vardır. Fakat son dönemde ilişkilerimiz o kadar artmış ki karşılıklı ticaret harcı 20 milyar dolara artmıştır. Rusya'yla ilişkiler çok önemli ve Rusya'nın içindeki cumhuriyetle yani özel yönetimlerle ilişkilerimiz önemli. Kafkasya dedik, Azerbaycan, Gürcistan. Gürcistan'la ilgili, hatta Gürcistan'ı bırakın Acaren'le ilgili size şurada oturup iki gün konuşabilirim. Çünkü Batum'da 3 sene görev yaptım ve oradaki acıları, oradaki gelişmeleri bizzat şahit oldum. Orada sizin güncel mesele de var. Orta Asya, oradaki durum, oradaki gelişmeler, oradaki ilişkilerimizin nasıl başladığını, nasıl yürüdüğünü konusunda da konuşabiliriz. Azerbaycan'la işte tekrar dönüyoruz, dostluğumuz, ilişkilerimiz. Ve 1991 yılında buraya başladığımız zaman ilişkilere, orada yaşanan, o zaman yaşanan o duygusallığın, o heyecanın, o büyük bayramın, daha sonra bölgede Türkiye'nin durumu nedir, ne olmuştur? Ondan konuşabiliriz. Eğer kısaca bakmayı bahsetmem gerekirse bizim bu dünyaya, yani Kafkasya, Orta Asya, Türk dünyasıyla ilişkilere 1991'den önce maalesef bu dünyadan çok fazla ilişkimiz yok. 1915'i Çanakkale'yi hatırlarsa, 1918'de Azerbaycan'da bir cumhuriyetin, ilk cumhuriyetin, Türk dünyasında, Müslüman dünyasında ilk cumhuriyetin kuruluşunu hatırlarsa ve Nuri Paşa'nın buraya gelip o cumhuriyetin yaşaması için baktığı fedakarlığı, Osmanlı ordusunun buraya gelerek Anadolu'dan topladığı, Balkanlardan topladığı Türk ve Müslüman kardeşlerinin buraya gelip eğer